Golvar.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Havaat NBA programıyla bir kez daha karşınızdayız. Ben Mete Aktaş, Özgür Menemencioğlu ile birlikte NBA konferans final serilerini konuşacağız. İlk finalistimiz de belli oldu. Denver Nuggets NBA finaline yükselen ilk takım oldu. 1 Haziran'da başlayacak NBA finalleri ve Denver Nuggets tarihinde ilk kez bir NBA finali oynayacak. Tabii camiada büyük bir sevinç var. Hepsini konuşacağız. Los Angeles Lakers cephesinde ise hani hem bir hayal kırıklığı var hem de sezonun ikinci yarısında ortaya konan performansı en azından geri dönüş olması ve işte playofflardaki başarılı performans yine bir nebze olsun Lakers'ları sevindirmiş vaziyette. Hepsini konuşacağız. Önce bir Özgür'e merhaba diyeyim. Ne haber abi? Teşekkür ederim. Mezardan çıktık. İyiyiz. ölülerin geri dönüşünü çekmeye çalışan Boston camiasının Türkiye'deki önemli neferlerinden biliyorsunuz. Özgür Menemencioğlu. Bab Kuzi falan o dönemin tabii sen sevdalısısın. Tabii Yusuf Erdoğan, Bab Kuzi. O dönemlerden kalan bir basketbol severim ben. Peki. O zaman Batı Binali ile başlayalım istersen. Tabii. Lakers hani aslında daha çekişmeli bir seri bekliyorduk. Yani ben Denver'ın 4-3 geçeceğini tahmin etmiştim. Sen galiba Lakers'ın bu turu da geçme olasılığını az görmüyordun. Yani geçebilme ihtimali vardı. Neden? Çünkü hakikaten ilk iki turda Memphis karşısında hem de Golden State Warriors karşısında son şampiyonu da halt ederken gerçekten iyi bir oyun ortaya koymuştu Lakers. İyi bir sinerji yakalamıştı. Hani Denver karşısında da bunu devam ettirebileceğine dair bir umut vardı açıkçası. Ama 3. maçı tabii Crypto.com Arena'daki 3. maçı kaybetmek bütün planları alt üst etti. Arkası da çorap söküğü gibi geldi. Son maçı da 113-111 kazandı Denver. İkinci yarıda ve maçın son bölümlerindeki iyi oyunuyla 4-0'la seriyi geçti. Nikola Jokic 30 sayı, 14 rebound, 13 asist oynadı. Gerçekten çok etkileyici bir performans 4. maçta. Jamal Murray 25 sayı üretti. LeBron James ilk yarıda 31 sayı üretti ve 15 sayı farktan Lakers geldi ama maçın sonuna biraz Lakers'in nefesi yetmedi diyebiliriz herhalde. Biraz son maçtan bahsedelim istersen. Hani son anlarda da LeBron'un özellikle bitime 26 saniye kala çok kötü bir şut tercihi vardı. Ardından yine son pozisyonda gerçekten kötü bir tercihti bence aslında. O drive etmesi. Orada ya, maalesef şeyin sonu oldu. Lakers'ın sonu bu şekilde geldi. Neler söyleyeceksin 4. maçla ilgili Jokic ve Murray'nin performansı ve LeBron'la ilgili? Evet, gerçekten. Ben Denver'ın kazanacağını düşünüyordum. Zaten ben Denver'ın Batı şampiyonu olacağını sezon başında şey yapmıştım kendime. Yani Clippers ve Denver'ı şey görüyordum, favori görüyordum. Ben Denver'da zaten hani bu gaz fren hikayesini güzel yaptı bu döneme kadar. Kendisini diri bir şekilde buraya getirdi ama Lakers'la ilgili soru işaretimiz şuydu. Mete, senle de konuşmuştuk. Lakers play-in'den beri hep favori değildi. Ama hep kazandı. Yani o yüzden hani burada en azından bir ne derler, hayat belirtisi göstermesini beklerdik gerçekten de. Yani kötü bir seri geçirdi Lakers ama Lakers'ı genel olarak başarılı buluyorum. Önce onu söyledim. Daha sonra maça geçelim. Daha sonra konuşuruz istersen. Vallahi şöyle işte, yani aslında bundan önceki maçı kazanmalıydı Lakers. Ben onunla ilgili tweet atmıştım. Yani o maçta çünkü gerçekten kazanabilecek duruma getirdiler. Ama onun arkasından bu maçta bir kere çok iyi bir ilk yarı oynadı yani Lakers benim gördüğüm kadarıyla. LeBron falan deli oynadı yani. Ama ikinci yarıda şişildi. Yani Denver'da vites arttırmayı başardı. Denver zaten baya baya mükemmele yakın bir hücum takımı. Herkes rollerini çok iyi belirlemiş. Bunları da çok güzel oynadı. Sayıdan geri dönmede de aslında bu rollerin ne kadar iyi tanımlandığı ve herkesin rolüne ne kadar bağlı kaldığı ve hani şey, İstikrar kaybetse de bir şekilde toparlanmayı başardığını göstermesinin bir şeyiydi aslında. Bunu hep yaptılar zaten de. Burada işte biz hep şunu söylüyoruz. Yani ana plan oyuncuları işte Jokic ve Murray diyelim ama onun dışındaki yan oyuncular da yani diğer taraftan işte Michael Porter gibi, efendim Aaron Gordon gibi, KCP gibi. Tabii ana planda olan ama hani daha az katkı bekleyeceğin oyuncular da vites attılar yani. Mesela bu maçın özeti bence oydu. Yani onlar vites atarken daha önceki maçları sana kazandıran Rui Hachimura'nın falan kötü oynamasıydı son maçta. Katkıda bulunmadılar. Mesela şimdi bu Lakers'ın kazandığı maçlarda da kaybettiği maçlarda da
şey Unibrow getiriyor bütün şeyi. Yani o nasıl oynarsa takım da öyle bir performans gösteriyor. Yani Lakers bence bu seride Anthony Davis'i pozisyonuna göre kendi pozisyonunu aldım. Hani iyi oynamadı seriyi benim gördüğüm kadarıyla Mete. Tabii sen Lakers'a daha hakimsin benden. Ama ben Denver açısından şunu söyleyebilirim. Abi Jamal Murray, Kyrie Irving'in oynamasını beklediğimiz şekilde oynuyor playoff. Tamam mı? Yani her şeyi yapıyor. Sağına gidiyor, soluna gidiyor. Durdurulamıyor. Durdurulduğu dönemde de geri dönüyor. Son derece sakin. Şeyle de çok iyi bir uyumları var zaten. İşte. Bunu da özellikle çok kariyer bitirici bir sakatlıktan dönüp yapıyor olması da çok kıymetli. Yok hiç için diyecek bir şey yok. Şu anda NBA'nin en iyi oyuncusu. Yani bence. Yani MVP'si genel olarak bakıldığı zaman. Sana bütün alanları açan bir oyuncu. Ve Denver çok uyumlu bir takım. Yan parçalar da öyle. Michael Porter sorumlu oynuyor. Mümkün olduğunca tabii. Çünkü sorumsuzluk yapabilen bir oyuncu. O da sorumlu oynuyor. Çok rahat geçtiler Lakers'ı ve yani kim gelirse gelsin. Heat veya şey Boston Celtics takımı ki Heat gelecek. Ben şampiyonluk şanslarının çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Deyip Lakers'ı sana bırakayım. Ayrıca franchise. Ya aslında sen genel olarak özetledin zaten. Yani Lakers'ta iki tane ana parça var. Esas bu serilerde üçüncü parça olmasını beklediğimiz isim D'Angelo Russell'dı aslında. Özellikle Jamal Murray karşısında hani daha iyi bir performans bekliyordum ben. Biraz daha içindeki belki ateşi harlayacak bir rakip olarak kendisini Jamal Murray'i hani görüp daha iyi bir performans bekliyordum ama çok kötü bir seri geçirdi. Yani Lakers hakikaten çok fazla verim almasını beklediği bir isimden faydalanamadı konferans final serisi boyunca. İşte Rui Hachimura iyi oynadı dediğin gibi ama son maçta kötüydü. Austin Reeves hani bu takımda beklentinin yine çok üstüne çıkan bir performans ortaya koydu seri boyunca. Ve hani bu yazda büyük bir kontrat almayı bence hak etti. Lakers'ın da hani acaba hani ona bu parayı vermesek mi diyecek bir lüksü yok bence şu anda. Hani bu parayı hak eden bir oyuncu oldun. Yani bir takımdaki üçüncü parça olabileceğini gösterdi bence çok net bir şekilde. Ya Anthony Davis özellikle çok iyi maçlar çıkarttı oldu. Çok kötü maçlar çıkarttı da oldu. Yani bütün playoff'lara baktığımız zaman Davis'in performansına çok ciddi geceyle gündüz gibi bir maç iyi bir maç çok kötü oynadı. Seriler oldu, maçlar oldu. Yani Denver serisinde de aslında çok da farklı değil. Yani baktığın zaman istatistik kağıdını doldurduğu maçlarda bile aslında zaman zaman kaytardı veya işte yok içe teslim olduğu anlar olmadı değil. Yani Lakers'ın tabii özellikle ilk iki turu geçmesindeki, daha rahat geçmesindeki nispeten en büyük noktalardan biri rakiplerde ciddi bir uzun olmayışıydı. Yani baktığın zaman Memphis serisi ben başlamadan Steven Adams'ın oradaki sakatlığından dolayı Memphis'in çok ciddi sıkıntı çekeceğini, Lakers'ın boyalı alanda ağırlığını ortaya koyacağını Anthony Davis'e belirtmiştim. Nitekim öyle oldu. Keza aynı şekilde Golden State'in zaten hani Kevin Looney gibi ayakları ağır bir uzun karşısında Anthony Davis'in daha da fizikli olarak orada üstünlük kuracağını düşünüyorduk ama yok hiç ayrı bir hani derler ya başka bir hayvan yok hiç hani Amerikalıların he's a different animal farklı bir şey Nikola yok hiç ki bunu gördük seri boyunca gördük yani çok fena şekilde yıprattı gerçekten Lakers'ı hani üç anlamlı bir tehdit olarak Lakers çaresiz kaldı. Yani sezonun geneline baktığımızda evet yani sezonun ilk yarısından All-Star'a kadar olan kısmındaki Lakers'la All-Star sonrasındaki ve playoff'lardaki Lakers arasında çok ciddi bir performans farkı oldu. Ortada sezon başında beklentilerin çok altında kalan All-Star arasında 14. 15. 13. sırada galiba girmişti Lakers ama sezonun bir bölümünde Batı'da son sıraya kadar gelmişti. Ama işte sezon ortasında o yapılan hamleler ki geçen hafta da konuştuk. Yani aslında bu bir şans. Yani yaptığınız her hamlenin bu kadar cuk oturmasını beklemek her zaman mümkün olmuyor. Ama Lakers böyle bir şansa sahip oldu diyelim. Bütün transferler Rui Hachimura'sından D'Angelo Russell'ına kadar hepsi taşlar yerine oturunca gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Sezon ikinci yarısı ve playoff geçirdi. Evet 4-0 kaybetmek tabii üzücü. Lakers tarihinde pek alışık olmayan bir şey. 11. kez sadece süpürüldü Lakers playoff tarihindeki serüvenine baktığımız zaman. Ama yani bütün eksiklere rağmen aslında herhalde camia takımın performansından memnun. Tabii ki bir hayal kırıklığı var ama genel olarak baktığımızda
böylesi çalkantılı bir sezonda Lakers'ın ben hani hakkını teslim ediyorum. Kötü başladıkları bir sezonu iyi bitirdiler ve camiayı memnun ettiler. Tabii bundan sonrası soru işareti. LeBron James'in açıklamaları vardı biliyorsun. İşte basketbolu hani bırakacağım demedi ama yani o minvalde bazı açıklamalarda bulundu. Bu bir ciddi soru işareti. Belki hani 4-0 elenmiş olmanın getirdiği buruklukla bu tarz cümleler sarf etti. Çünkü biliyoruz ki oğlu Bronny James'le birlikte NBA'de oynama gibi bir hedefi var. İki sezon sonra bunu gerçekleştirebilecek. Zaten kontratının son sezonuna giriyor şu anda. Önümüzdeki sezon $46 milyon alacak. $46 milyon üstünde Lakers'tan. Yani bırakacağını tahmin etmiyorum ben ama moralinin bozuk olduğu ve bunlar aslında belki de şey yani yardımcı oluyor. Yani bu takıma daha destek lazım, bana destek lazım demenin bir başka ifade etme şekli herhalde. Çünkü hala baktığın zaman son maçtaki performansıyla da %90-95'inden daha iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi NBA'deki oyunculara baktığımız zaman. Hani 38 yaşında hala 40 sayı, 10 rebound, 9 asistle bu kadar kritik maçta oynuyorsan hala ligin en iyi oyuncularından birisin demektir. Yani sence bırakır mı LeBron? Böyle bir ihtimal görebiliyor musun? Yani şöyle, şu şeyle ilgili, söylediğin şeyle ilgili iki şey söyleyeyim, oradan LeBron'a geçeyim abi. Bir kere Anthony Davis'in oyuncu kalibresini hepimiz biliyoruz. Anthony çok iyi bir oyuncu yani, bu okey ama Jokic karşısında çok kırıldı. Jokic at oynattı resmen ve istediği her şeyi yaptı bu şey için. Anthony Davis'in bir kazanan takım içerisindeki rolü konusunu tartıştırır. Yani sen son maçta Jokic'i tutabilmek için Rui Hachimura'yı oynattın. O yetmedi, Tristan Thompson'ı soktun, hiç kullanmadığın adamı ki şey yapılsın diye. Yani şu anlamda söylüyorum. Lakers çok ben iyi bir sezon geçirdi. Kullanmadığı derken hani gerçekten takıma geldiği günden beri tek bir maçta sahaya girmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Playoff'larda tek bir dakika bile almamış bir oyuncu. Ki Anthony Davis'ten de daha iyi tuttu. Kimse kusura bakmasın, evet, yani. Evet. Oynadığı süre içerisinde. Yani şunu söylüyorum. Lakers bu sene short-handed derler ya. Yani zaten takaslarıyla ana plan oyuncularından bir tanesini sezon ortasında takasladı. Teneke bağlayarak arkasından. Yani hani, alınmalı mıydı, alınmamalı mıydı Russell Westbrook? Onu ayrı konuşuruz ama. Bence bu kadar kısıtlı kadroyla, leğenlerle, plastik leğenlerle buraya iyi getirdi. Bence başarılı bir sezon geçirdi ama bu DeAngelo'lara sıvılan falan ufak ufak uzamanızda fayda var. Önce onu söyleyeyim. LeBron şimdi şöyle söyleyeceğim abi. LeBron egosu yüksek olan bir oyuncu. Tıpkı Jordan gibi ve hani kendini konumlama olarak Jordan'la karşılaştırıyor. Yani her ne kadar şey yapsa da, hani saygı çerçevesinde konuşsa da tarihteki yerini Jordan'la karşılaştırıyor. Tabii ki yani bize göre bu söz konusu bile olamaz belki. Ya bu şekilde bırakacağını düşünmüyorum. Yani hani bir belgesel falan verecektir son sezonuyla ilgili. Yani iyi bir hikaye vermeye çalışacak. İşte oğluyla mı oynamak olur? Böyle bir hani ne bileyim, bu plan çerçevesinde takıma yapılacak takviyelerle Batı şampiyonluğu veya NBA şampiyonluğu zorlayarak mı olur ama bir hikaye vermeye çalışacaktır. Yani bu kadar sessiz sedasız bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani kim birisi söyledi, çok doğru söyledi. Tim Duncan gibi basketbol bırakmaz yani LeBron. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden ben de seninle aynı. Yani Denver'ı da zaten yine konuşacağız. Önümüzdeki programda NBA finali öncesi yapacağız. 1 Haziran'daki ilk maç öncesinde Denver'da uzun uzun konuşuruz ama yani hakikaten şöyle bir kadronun oluşumuna baktığın zaman işte Nikola Jokic 41. draft seçimi, Jamal Murray 7. draft seçimi, Michael Porter 14, yani böyle bir takımdan işte Aaron Gordon, Orlando hep tek yönlü bir oyuncu olarak gösterilen bir oyuncu. Hani KCP, Kentavis Caldwell-Pope, hani iyi bir oyuncu, rol oyuncusu ama fazlası değil. Ama böyle bir kadrodan Mike Malone çok güzel bir sinerji yarattı ve bu takımı tarihindeki ilk finaline yükseltti. Hani şöyle kısa bir girizgah olsun önümüzdeki haftaki programımız öncesi Denver'la ilgili neler söylersin genel olarak? Yani bu maçı 7 kişilik rotasyonla oynadıkları ve bu 7. oyuncunun Jeff Green olduğunu insanlar bir düşünsünler. Yani 7. 8. sayacağın oyuncu Nicholas Brown, bu senenin rookie sezonu oynayan, ilk sezonu oynayan bir takım. Yani burada hep onu söylediğimiz bir şey var.
Çok iyi birbirini tamamlayan oyunculardan oluşan bir takım ve bu bir kimya hikayesi. Yani şimdi KCP dedin. KCP iyi oyuncu abi. Ama KCP lejyoner yani. Hani bu sene bu takımda, öbür sene öbür takımda olur KCP. Ama yani şu takımda gerçekten şampiyonluk oyuncusu gibi oynadı. Şu dakikaya kadar söylüyorum. Yani şimdi Jamal Murray'den biraz önce bahsettim. Jamal Murray benim şeyim işte. Yani benim zaten en sevdiğim oyuncu NBA'deki. Hani fakat şey sözü var mesela. Yani ben gereken saygıyı gördüğümü düşünmüyorum NBA'de. Yani çoğu oyuncudan daha iyiyim diyor. %100 katılıyorum bu konuya. Yani şimdi hani hep şey var ya işte. Şimdi Twitter'da bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Kyrie Irving gelsin falan filan diyorlar işte Lakers'a. Yani hani Kyrie Irving'den beklenen işi yapan adam Jamal Murray yani. Hani bunu söylemeye çalışıyorum. İyi bir sağlıklı bir Jamal Murray şu anda en verimli oyuncularından biri NBA'in. Ve iki süperstarın uyumu da çok iyi. Yani diğer takımlarda mesela bizim Boston'da bence olmayan, birbirini tamamlayan, birbirini pick and roll oynatan, birbirinin hani sırayla değil ama yani hani birbirinin tıkandığı yerde öbürsünün üzerinden yürüyen bir takım. Ve şeyi de bu arada Michael Malone'un da hakkını vermek lazım. O oyunculara yeşil ışık veriyor, yapıyor. Mesela Jamal Murray başka bir koç altında bu kadar rahat oynamayabilir. Kesinlikle güveniyor oyuncusuna ve yeşil ışığı var yani. 10 tane kaçırsa 11.yi atmasını istiyor. Zaten bu koçun da önemli özelliği bu. Yani oyuncularını serbest bırakıp gelişimi sağlayan bir oyuncu. Yani dün Twitter'da okudum, çok doğru. Yani Taco Bell arasında ikinci turdan seçilen Nikola Jokic'i MVP yapıp şampiyon yapacaklar yani. Bunu da söyleyeyim. Denver takımı iyi takım. Şampiyon adayı yani kim gelirse gelsin. Zaten üzerine ayrıca uzun uzun konuşuruz kral. Aynen. Peki Denver'dan bahsetmişken eski bir Denver'lıdan biraz da şimdi konuşalım. Aynı zamanda hani LeBron James'in basketbolu bırakacak mı bırakmayacak mı tartışması sürerken Carmelo Anthony basketbolu bıraktı. 19 yıllık NBA kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı. 28.289 kariyer NBA sayısıyla lig tarihinin en skorer 10 oyuncusundan biri. 9. sırada. NCAA'de Syracuse Üniversitesi'nde kazandığı şampiyonluk sonrası NBA tabii LeBron James ve Dwayne Wade ile birlikte o meşhur 2003 NBA draftıyla adımını atan isimlerden biri. Kariyerin ilk yıllarında Denver Nuggets'ı hani bir yere taşımaya çalıştı. Allen Iverson geldi falan ama olmadı. Bir konferans finali gördüler ama onun dışında bir beklentilerin altında kaldı. Daha sonra işte New York'a gitti. New York'ta da büyük beklentilerle yine New York'a gitmişti. Ama orada da maalesef hiçbir zaman şampiyonluğa ulaşamadı. Ve kariyerine şampiyonluk elde edemeden noktalayan isimlerden, süper yıldızlardan biri olarak tamamladı. Yani geriye baktığımız zaman çok büyük bir skorer ama kariyer anlamında herhalde verimsiz geçirilmiş bir 19 yıl diyebiliriz. Kulüp başarısı anlamında çok fazla bireysel başarı var ama geriye baktığın zaman sıfır şampiyonluk. Neler söyleyeceksin Carmelo Anthony'le ilgili? Yani uzun bir NBA kariyeri oldu. Sempatik bir insandır. Severiz yani. Hani herhangi bir şeyimiz yoktur ama oyuncu olarak benim aklımda kalan bir oyuncu olmayacak yani bundan sonraki hayatında. Yani Carmelo Anthony'nin nesini özleriz dersen bir şeyini özleyeceğimi düşünmüyorum. Ya çünkü yani bize bir hikaye bırakamadı. Bir playoff hikayesi, bir anısı bırakamadı. Evet çok büyük skorerdi ama yani onun dışında efsanelerin yazıldığı playofflarda maalesef hiç böyle öne çıkan bir performansı, bir şeyi, bir serisini hatırlamıyoruz. Yani George Gilmore vardı Fenerbahçe'de. Onun uzunluğu işte yani. Sadece sayı atar. Hani sana maç kazandırmaz. Turnuva kazandırmaz. Kupa kazandırmaz. Bu oyuncuları sevenler de var. O yüzden hani çok da ileri gitmeden konuşmaya çalışıyorum. Benim asla takımıma sokmayacağım oyunculardan bir tanesi Carmelo Anthony. Arkasında da böyle bir legacy bırakması iyi bir şey değil bence. İyi bir skorer. Peki eyvallah yani. Sağ olsunlar. Yani hani şu şeyi söylüyorum. Yani olimpiyat madalyaları olmasa hiçbir şey bırakmıyor yani Syracuse dışında gerisine. Yani şunu söylüyorum Mete'cim yani belki de biz yanlış düşünüyoruz. Yani Latrell Sprewell New York'ta çok daha kalıcı bir iz bırakmıştır New York için mesela yani. Ve bütün New York takımı, franchise'ı her şeyi vermeye hazırdı Carmelo Anthony'nin onlara maç kazandırması için yani. Ve yani yok yani öyle bir arkadaş değil bu. Yani işte James Harden. Yani bunlar bir başka tip oyuncular. Yani kendileri o ismi ön tarafında yazan oyuncular.
yazmışlar. Yani ön tarafta takım değildi, kendi ismi yazılmışlar. Yani şimdi Dwayne Wade, Chris Bosh, LeBron James ve bu draft senesinin dört büyüğü diyelim. Yani Chris Bosh'un bile çok daha iyi bir isim bıraktığını düşünüyorum. Yüzü var. Ama şeyi okuyorum şimdi. Derrick Rose'un yazdığı kitap var. I'll Show You diye. Onu okuyorum. Orada işte New York günlerinden bahsediyor. Carmelo Anthony ile birlikte oynadığı zamanlarda. Yani Carmelo evet o takımın lideriydi. Ama hep kendine oynayan bir oyuncuydu diyor ki yani en doğru tespit bu herhalde. Yani hiçbir şekilde mesela işte Phil Jackson'ın döneminden bahsediyor, o dönem biliyorsun. İşte üçgen hücum sistemini uygulamaya çalıştı ama hani Carmelo'ya bunu oynatmanın imkanı yoktu. Star oyuncunuza da yıldız oyuncunuza da sistemi kabul ettiremeyeceğiniz zaman takım bir keşmekeşe dönüyor diye anlatıyor o günlere Derrick Rose ki zaten bu şekilde sona ermişti. Kötü bir dönemdi yani. Carmelo Anthony'nin özellikle Phil Jackson'la olan dönemdeki performanslarını hatırlıyoruz herhalde. Yani dediğin gibi yani kendine biraz oynayan, kendine kendi sayısını bulmaya çalışan ve kariyeri sıfır şampiyonlukla sona eren ve çok iyi bir skorer olarak hatırlayacağımız ama daha fazlasını, daha fazla övgü cümleleri kuramayacağımız bir oyuncu. Teşekkür ediyoruz kendisine 19 sezon için diyelim. Suya sabuna dokunmayan bir adamdı yani. Hani arkanda böyle bir isim bırakıyorsun. Yani o anlamda söylüyorum. Ama şu var, oyuncuların sevdiği bir oyuncu. Yani bu da önemli bir şeydir bence. Kimseye de kavgası gürültüsü olmayan. Yani işine bakan, tamam mı? Ama işte arkada böyle bir isim bırakan. Peki, o zaman Doğu finaline geçelim. Doğu finalinde Miami Heat 3-1 önde Boston Celtics karşısında. Biz en son program yaptığımızda 2-0 gerideydi Celtics. Evindeki iki maçı kaybetmişti. Üçüncü maçı da kaybedince zaten cenaze işlemleri başladı Boston adına. NBA tarihine baktığımız zaman bugüne kadarki 7 maçlık serilerde 3-0 geriye düşen 150 takımdan hiçbiri 4-3'le seriyi geçmeyi başaramadı. Boston en azından bir maçlık daha 151. takım olmamayı başardı son maçı kazanarak ve peki bu seriyi çevirmeye yetecek mi? Şimdi biraz Özgür'le bunu konuşalım. 116-99'luk bir galibiyet. İkinci yarıda, üçüncü çeyrekten sonra etkili bir Celtics performansı. Jason Tatum'un 33 sayı kaydettiği, 25'ini ikinci yarıda ürettiği bir karşılaşma, iyi bir savunma gayreti gördük. Yani Boston'ın aslında bu seride oynaması gereken oyunu ilk kez ortaya koyduğunu söylemek mümkün herhalde 3. maçın 2. yarısında. Mesele şu ki biraz geç kaldılar sanki. Sence buradan seriyi döndürüp tarihte bir ilke imza atma şansları var mı? Yoksa Miami hala sürücü koltuğunda, direksiyonun başında mı bu seride? Tabii ki öyle. Yani Miami gibi bir takımı, yani bir NBA takımını bile 4 maç, yani playoff oynadığınız zaman 4 maç üst üste yenmeniz çok zor. Yani imkansız, işte zaten sen verdin istatistiği. Yani biz buradan çıkarsak, bu mezardan çıkarsak zaten tarih yazmış olacaklar. Yani kendileriyle yaptığımız tüm eleştirileri de yıkmış olacaklar. Güzel bir challenge olur kendileri açısından. Enteresan not almışım buraya. Hani 3-0'dan sonra 44 tane takım 5. maçı şey yapmış, force etmiş. Yani %29.3'ü. O %29.3'ten sadece 11'i 6. maçı zorlamayı başarmış. %7.3'ü. Ve o 150 takımdan da sadece 3 tanesi 3-3'e getirmeyi başarmış. %0.2'si ve o 3'ü de zaten 7. maçta kaybetmişler. Böyle bir yani, ekstra bilgi vermiş olayım. Tabii canım. Yani şunu söylüyorum. Ben bu serinin 4-1 biteceğini düşünüyorum şu anda. Yani Miami'ye biz içeride gene yeniliriz. Hadi olmadı 4-2 biteceğini düşünüyorum. Ama 4-3 yani hani 7. maç falan filan, yani hani böyle bir şey. Ben şey görmüyorum. Yani takımda da o ateşi de görmüyorum açıkçası. Yani şanla şerefle bir maç kazandılar. En azından Lakers gibi süpürülmedik muhabbeti oldu. Yani iki konferans finalinde süpürülme ben hiç duymadım. Sana da sormuştuk zaten. Sen de yok dedin. Yok. Yani 4-0 iki konferans finali bitse NBA'de şey alırdı aslında bakarsan. Darbe alırdı. Çünkü tüm commercial ticari açıdan da bunlar problem. Yani ne kadar çok maç oynayacak. Zaten Lakers Celtics finali olmayışı bir sıkıntı şu anda. NBA tabii yönetimi için. Çünkü beklenti hani konferans finaliyle birlikte böyle tarihin en büyük rekabetinin oynanacağı bir NBA final serisi beklentisi oluşmuştu ama onun gerçekleşmemesi zaten bir sıkıntı şu anda.
Yani şimdi sevenleri kızmasın ama Denver Miami finali şey gibi, Kayseri Sivas Kupa finali gibi. Yani hani üzülmesinler ama yani gerçek böyle. Şimdi yani bir üçüncülük maçı oynansa daha çok ilgi çeker herhalde böyle bir durumda. Fakat şu tarafı var. Miami şanıyla şerefiyle geliyor. Seni de yani süpürecekti yani. Bence süpür, bu serinin hakkı da öyleydi. Buradan çıkma ihtimalini ben görmüyorum. Burada da işte şeyin, Miami zaten seni bozan bir takım. Biraz önceki programda da söylemiştik ya. Yani bu takımların minimumu problemi var ya. Yani Miami'nin minimumu bayağı yukarıda. Bizim minimumumuz yerde yani. Ve çok kötü coaching görüyor Boston Celtics takımı. Herkes çok iyi niyetli olmasına rağmen süper yıldızları birbirine çok benzeyen iki oyuncu. Yani slasher. Bir o atıyor, bir o atıyor. İşte böyle hangisi daha iyiyse, özellikle bu ağırlıklı Tatum oluyor maçın sonunda top kullanıyor. O iyiyse maç kazanıyoruz. Yani iş buraya gelmiş. Yani eğer buradan dönemezse, ki dönemeyecek yani, tekrar söylüyorum. Yani ben bunu totem falan içinde söylemiyorum. Yani görürse güzel bir hikayemiz olur. Bastığımız zaten gururla takip ettiğimiz bir takım ne olursa olsun, ama ben zannetmiyorum. 4-1 bitecektir. Ondan sonra asıl yazın ne olacağı önemli. Ya yani bu koçla devam edilecek mi? Bu şeye, Jaylen Brown'la Supermax verir misin? Çok ciddi soru işaretleri var takımda. Ya üçüncü Bakalım. maçtan sonra ben soyunma odasında kontrolü kaybettim demesi bence kırmızı alarm verdirten bir demeçti. Joe Mazzulla'nın bu demecinin ben hani Brad Stevens'ın bunu kolay kolay hazmedebileceğini sanmıyorum. Yani büyük beklentiyle takımın başına getirip geçici sıfatını kaybettiğiniz bir teknik adamın playoff serisinde şampiyonluk hedefine odaklanılmış bir seride sezonda böyle bir cümle sarf etmesinin bile, yani böyle bir şey olsa bile bunu açığa lanse etmesi, yani bunu söylemesi, zikretmesi bence çok büyük bir skandal aslında diye düşünüyorum. Yani soyunma odasında kontrolü kaybettim demek playoff serisinin ortasında bence affedilecek bir şey değil. İşte yani koskoca Boston Celtics takımının son iki koçu gerçekten ne derler, bize bayağı bir şeyler seyrettiriyorlar yani. Öncekisinin olayı başka, bunun da olayı başka. Koca Celtics takımını işte bu koçlara emanet eden Brad Stevens'ımız var. Şimdi beni kötü konuşturmayın, daha seri bitmedi. Ondan sonra bunları kırpıp kırpıp önüme getiriyorlar. Seriyi kazanırız, kazanırız. Ama yani şu var, Miami'ye çok saygı duyuyorum. Ne söylediysek Miami ile ilgili çıkıyor. Bir kere yani gerçek bir süper yıldızları var. Yani Carmelo Anthony neyse, onun tam tersi olan bir oyuncuları var. Jimmy Butler ismi. Yani benim gördüğüm hani en büyük rekabetçilerden bir tanesi. Saygıyı, hak ettiği saygıyı kazandı zaten. Artık kariyerinin sonlarına doğru gelirken. Çok iyi bir koçları var. NBA'nin en iyi koçu. Yani bunu tartışmak isteyenleri tartışırız her türlü. Hani istediğini sevebilir ama gerçekler değişmez. Bütün şeylerden, oyunculardan katkı alıyorlar onlar da. Cody Zeller gibi falan adamlardan katkı alıyorlar ki hani beğeniriz ama yani bu seviyenin oyuncusu değildir baktığınız zaman. Böylece NBA finaline çıkacaklar. Hani benim finaldeki şeyim Denver olmasına rağmen Miami o kadar sert bir takım ki yani. Ve istediğini döndüren bir takım. Ne olacağı yani belli olmaz yani. Yine Denver derim ama ne olacağı Haftaya da belli olmaz. onu da haftaya bırakalım. Tamam. Spoiler Vermeyeyim. vermeyelim. Çünkü 1 Haziran'da dediğim gibi finaller başlayacak. Biz de finallerin başlayacağı gün kısmetse programımızda Gol Var mı Komi izleyicilerinin karşısında olacağız. Özgür, ağzına sağlık abi. Sağ ol kral. Evet, Havaat Şenbey'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta NBA final serisi öncesi final serisini değerlendireceğimiz yayınla karşınızda olacağız. O zamana değin, hoşça kalın.